Arkadaşlar selamlar herkese. Bu video biraz kısa bir video olacak. Daha önce buna benzer bir video çekmiştim ama orada bazı yerlerde size hatalı bilgiler verdim. Hem bu hatalı bilgileri bir düzeltelim, bilgilerimizi bir düzeltelim. Hem de tabii ki ek bir bilgi daha olacak burada. Burada e, okçu kadınımla vurduğumda hem okçu kadınım rakibe normal saldırı hasarına vurup karşı saldırı hasarına vururken barbar bar da aynı şekilde bana hem normal saldırı hasarına vuruyor hem karşı saldırı hasarına vuruyor. Yani orada gördüğümüz 3000'lik hasarın 1500'ü normal saldırı hasarı iken 1500'ü karşı saldırı hasarı. Yani aynı şekilde tabii ki bu meydanı da gösterecek bir şey. E, hedefe 5 kıta saldırdığınız zaman e, bakın önden hangisine odaklanıyorsa hedef yine de okçu kadına odaklandı. Okçu kadın yine normal saldırı hasarı ve karşı saldırı hasarını burada barbara bırakıyorken diğer 4 kıtanız rakibe sadece normal saldırı hasarıyla karşılık veriyor. E, rakip ise yani oradaki barbar ise e, diğer yandaki rakiplere sadece karşı saldırı hasarı ile karşılık vermiş oluyor. Ama siz düşmanın meydanda zaten kuşattığınız zaman kuşatılma bonusları da zaten çıkıyor, görmüşsünüzdür. Kuşatıldı diye yazıyor. Bunlar ekstradan bonuslar veriyor. Her bir birim başına yani kuşatılma bonusu başına rakibin, hedefin aldığı hasar ekstradan artmış oluyor. Şöyle gösterelim onu. Sırayla saldırayım. Kuşatılma bonusu da e, her bir eklenen hedef başına e, değişiyor e, ve 5 hedef sonrasında %15'e çıkıyor bu bonus. Bakın kuşatılma etkisi iki rakip kuşattığı zaman kuşatılma etkisinden dolayı %2 burada hasar alıyor. Daha sonra diğer kıtalar bakın eklenecek. %5'e çıktı burada hasar. %5, %5 aldığı tüm hasar %5 artmış oluyor. Sonra %10 olmuş oldu. %10 tüm hasar artmış oldu. 5. kıtam odaklanamamış herhalde. <laughs> Direkt ölmüş gibi oldu. Hani %15 diğer kıtı yani 5. kıtımın %15'inden etkilenmemiş ama 5 kıta odaklandığımızda %15 ekstradan bonus olmuş oluyor. 6-7 hatta 10 kıta kuşatıldığı zaman da %15 ben ona baktım %15 olarak devam ediyor. Daha fazla artmıyor ama e, çok fazla aslında bakarsanız bu rapor kısmı birazcık karmaşık çok karmaşık yapmışlar. Tam doğru yansıtmıyor da olabilir çünkü kuşatılma bonusu orada 7-8-9-10 diye de gözüküyor ama raporlarda %15 gördüm ben. Belki rapor hatasıdır e, siz de dikkat edin e, yorumlarda da belirtebilirsiniz daha yüksek gören var mı kuşatılma bonusunun e, etkisini daha yüksek %15'inin üstünde gören var mı onu yorumlar kısmında belirtebilirler. E, bu kuşatılma bonusu olayında zaten bir hedefi kuşattığınız zaman o artık rahmetli olmuş demektir. Oyunun başında tam olarak öyle olmuyor. Oyunun başında özellikle Richard Martel kazan oyuncular oluyor. Bir de çok güçlü oluyor bunlar. Balinalar oluyor. Paretranlar. Richard Martel'i böyle 5 kıta 10 kıta değil 20 kıta kuşatsanız bile sanki böyle bir battal gazi modunda takılabiliyor oyunun başında. Bundan etkilenen oyuncular da free to play oyuncular da Richard Martel'i heves edip kasma niyetinde oluyorlar. Mesela adam Çağçuğas'ını kasmış. Cengiz'ini kasmış. Bir de Richard Martel kasayım ben de diye. E, i̇leride sizin Richard Martinez o kadar etki göstermeyecektir. Bu sadece oyun başına özel bir durum. Adamın çünkü statları çok yüksek. E, her komutanla zaten çok fazla verim alır ama bir de Richard iyileştirme yaptığı için yani ordusu azalmıyor. Zaten hasar uğramıyorsunuz. Çok daha böyle güçlü olabiliyor Richard e, oyunun başında. İlerleyen zamanlardaki bu efektif özelliğini Richard kaybedecek. Çünkü hangi ikiliye saldırırsanız saldırın, kuşatırsanız kuşatın pert oluyor. Size tavsiyem işte bir süvari kasıyorsanız ya da okçu kasıyorsanız a ben bir tane de tank birim yapayım. Bir Richard olsun mantığıyla sakın düşünmeyin. Hatta bu mantıkta düşten çok fazla oyuncu oluyor ve doğru bir seçenek değil. Eğer siz hasar kompozisyonu yapıyorsanız hasar kompozisyonundan devam etmeniz gerekiyor. Artı zaten Richard birinci kuşak komutan. Ee, bir süre sonrasında oyundan düşüyor demiştik zaten normalde de e, stat farkları eşitleneceği için o kadar dayanıklı olmuyor Richard'lar oyunun başında olduğu kadar hem bunun etkisi var hem ileride zamanla okçuların sayısı artıyor hem Richard'ın çok daha fazla işte ct'leri meydana çıkmaya başlıyor ee, farklı farklı işte Ramses gibi zaten hard ct'si yani Selahattin süvari olmasına rağmen. Sonuçta bir CTS Richard'ın iyileştirme etkilerini azaltıyor. Bir süre sonrasında Richard meydanlarda birazcık daha etkisiz kalmaya başlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu kuşatılma etkisinde Richard çılar da bunu çok yapar. Adam Richard kasmış, arkasına bir YSG kasayım falan. Yani Richard'ın arkasına YSG antikte 3. KVK'da Aydın'ın Karanlığı'nın anti'nde iş yapıyor. Meydanda o kadar da etkili bir ikili değil. Hatta kaybettiğiniz antik savaşlarında bile zarar olarak dönebilir bu size. Çünkü kuşatılmış bir komutanınız çok fazla hasar alacaktır. Yani Richard Martell'in özellikle Martell'in karşı saldırı hasarı bonusu var zaten. Kuşatılmaya karşı gayet güçlü bir etkisi var Martell'in ve piyade bonusları var. Yani YSG sırf alan vuruyor diye işte Richard'ın arkasına YSG koyayım da Richard'a birazcık hasar kazandırayım. Çok da doğru bir düşünce yapmayın bunu çünkü oda kalıyor. YSG'yi gören, Richard'ın arkasında YSG'yi gören direkt saldırıyor. Özellikle ben direkt saldırıyorum. Ee, neden? Hem etrafına hasar veriyor çünkü. Az da olsa çok biraz hasar veriyor. Yani çünkü e, Richard'ın saldırı, atakları, bonusları olmadığı için e, YSG'de çok bir iş yapmıyor Richard'ın arkasında. E, ama inanılmaz hasar veriyor. Çok aşırı ağır yaralı veriyor. E, çünkü defans bonusları da düşmüş oluyor YSG yüzünden. E, savunmada birazcık kırılgan kalmış oluyor yani. Eftelya mesela çok ağır yaralılar verir. Eftelya'yı gördüğünüz zaman meydanda direkt abanın e, rahat leş kasarsınız. Ben tabi size Richard'ı kas, kasmayın demiyorum. Richard'ı mesela oyuna para yatırmayan oyuncular da oyunun başında kasabilir. Oyunun başında etkili bir komutan. Ama şimdi e, adam tutup Cengizhan Çağçağ'ı kasmışsın sen. Ben bir işte hasar birimi odakladım. Bir tane de ta tank birimi mi olsun mantı. Çok doğru bir mantık değil. Hani Cengiz Çağ'dan sonra tutup da Richard ile odaklanmayın. Yeni kuşaklardan devam etmeye çalışın. Hasar kompozisyonu yapıyorsanız hasar kompozisyonundan devam etmeye çalışın. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.